eğitimiyle, turizmiyle, ekonomisiyle ve bunlara yön veren ticaret ve sanayi odasıyla Sibirya'nın tarihi Sibirya'da her gelen kavim ve milletler kendilerine has gelenek ve görenekleriyle töre ve inanç zenginliklerini de şahla benzetebiliriz. Bir tarafı yedi gelen naflı Fırat, bir tarafı kar olan çok dokunulmazlı Sibirya taması. Bir başkadır, bir başka şivan derler, güneşin çünkü zor taması. Yılmaz Güney'in ezilmişlerin baş kaldırdığı insanlık tampası. Ecanın bir başkadır, bir başka Sibirya'nın saf, temiz, vahur. Sessiz ve mağrur dağ, Siverek Karacadağ, kışları saflığı bulur gibi bembeyaz kara bürünürken ben kıyak merkeziyim diye haykırmaktadır. Bu dansına hepiniz hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde Türkiye Ekonomi Şurası'nda siz değerli işverenlerimizle istihdam seferberliği gerçekleştirmeniz için, yeni teşvik paketleri oluşturabilmeniz için bir çağrıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına Maliye Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Fatih Sarcıklıoğlu'nun öncülüğünde yoğun bir şekilde iki haftalık bir çalışma sonrasında bir istihdam teşvik paketi hazırlandı. Bunlara yönelik yasal düzenlemeler de meclisten geçti. İvedilikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOP Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, TOP Başkanımız, Oda Borsa Başkanları ve Sektör Meclis Başkanları ile beraber burası Türkiye, burada iş var, istihdam seferberliği 2019 kampanyası başlamış oldu. Her personel için devletimiz diyor ki 3 ay boyunca onun maaşını ve SGK priminin vergisini ben senin yerine ödüyorum. İlk paketimiz bu. 3 ay boyunca bir işçinin size maliyeti 0. Ama ek olarak istihdam sağlayacağınız personel için olacak bu. Mevcut istihdam sağladığınız personelleriniz, çalışanlarınız için ne yazık ki mümkün değil. Yine bunun yanında biliyorsunuz ki asgari ücret 2021 TL sağlayacağınız kişinin maaşı devletimiz tarafından ödeniyor. 2021 TL ücret 1113 TL. Devamındaki 9 ay boyunca. Şimdi 3 ayı hükümetimiz sizin adınıza kendi kasasından personelinizin maaşını ödedi. Kalan 9 ay boyunca ne yapacağız? Kalan 9 aylık sürede sigorta primlerini ve vergilerini devlet ödemeye devam edecek. Kalan 2021 TL sizin kasanızdan çıkacak. Yani siz işverenler olarak bir işçinin ücretini cebinizden ödemiş olacaksınız kalan 9 ayda ama 1113 lira olan kesintiler devlet tarafından karşılanacak. Şimdi yapılan nedir? Bir yıl boyunca kesintiler devlet tarafından ödeniyordu ya. Engelli vatandaşlarımız, yani istihdam sağlayacağınız engelliler, kadınlar ve genç girişimciler için 9 aydan 15 aya yükseliyor bu rakam. Yani bu süre. 15 ay boyunca ek ilave Nisan sonuna kadar ek ilave sağlayacağınız personelin kesintileri, yani 1113 TL'yi devlet karşılıyor. Siz hiçbir şekilde kesinti ödemiyorsunuz. Net rakam asgari ücret 2021 TL. Yine bunun yanında imalat sanayi. Şu anda aramızda imalat sanayi sektöründe hizmet veren gördüğüm Aydilara Konfeksiyon Eyüp Bey var. Bilişim sektöründe BSHS Tekstil var. Bunun dışında imalat yapan firmalarımızı, evet, biz
Çok teşekkür ediyoruz İşkur'a. 30 tane firmayı bizim ekstramız dışında, yani bizim kendi çabamızın dışında 30 tane firma özel olarak arandı, hem davet edildi hem detaylı bilgi verildi kendilerine. Tabii birazdan detaylarını en ince ayrıntılarıyla Sayın İl Müdürüm burada çok güzel bir sunumları var. Hep beraber hareket ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak sosyal güvenlik müdürlüğümüzü ilgilendiren çok güzel teşvikler, destekler olduğu için detaylı olarak kendisi, bizim de iş kurulu olarak istihdamın korunması ve geliştirilmesine yönelik programlarımız var. Zaten bütün mali müşavirlerimiz, muhasebecilerimiz bunu çok iyi bilmektedirler. Yine işverenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu, Süveyre'ye benim 5. gelişim, bundan sonraki en az her ay 2 kere olmak üzere sürekli hemşerilerimizin, işverenlerimizin, iş arayanlarımızın da yanında olduğumuzu belirtiriz. Biz burada bir tane hizmet merkezimiz var. Tabii ki daha önce Sosyal Güvenlik Kurumumuzun hizmet merkezi, yine aynı şekilde müdürlüğü var burada. Bizim şu anda personel sayısı az ama bir ay içerisinde çok ciddi bir şekilde personel sayımızı artırıyoruz. Ve bir ilde olması gereken bütün hizmetler burada sürekli hemşerilerimizin ayaklarında, hemen yanı başlarında bir telefon kadar size yakın olduğumuzu belirtir. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Biraz önce bizim Hüseyin kardeşimizin hazırlamış olduğu küçük bir sunumdan sonra mikrofonu Sayın Müdürüme bırakacağım. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Süveyre Hizmet Merkezi'nde görev almaktayım. İş ve Meslek Danışmanı Hüseyin Galyan. Biz sınırlı sayıda, müdürümün de belirttiği gibi personelle bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli kurum amirleri, iş insanlarımız, işverenlerimiz, mali müşavirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi bu 2019 istihdam seferberliği dörtlü ayak üzerine kurulmuş ve projesi yürütülen bir projedir. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde sosyal hizmetler, bizler, Çalışma ve İş Kurumu, Sosyal Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bir de Sosyal Güvenlik Kurumu. Şimdi birbirinden bağımsız değiliz. Hep birlikte bu projeleri yürütmeye çalışıyoruz. Benim bizi ilgilendiren kısmını anlatacağım. Ondan sonra değerli Sosyal Güvenlik Müdürümüz İsmail Bey'e mikrofonu bırakacağım. İsmi üzerinde iş kurulu olunca biz her bir gencimize ekstradan bir istihdam yaratabiliyorsak hem bizler çok mutlu oluyoruz, hem işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz arkadaşlar. Bu oran daha yüksek. %50. Örnek verecek olursak 100 kişi çalıştıran bir firmamız isterse 50 kişi MEGİP projesi kapsamında alıp 8 değerli iş insanları. Bugün diyoruz ki burası Şanlıurfa, burada iş var ama biz aynı zamanda burası Siverek, burada iş var diyoruz ve bu kapsamda özellikle ücret ve prim desteğiyle ilgili teşvikler anlatacağımız programla sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok memnunuz, gurur duyuyoruz ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üzerinde kalmasın diye söylüyorum Sayın Bakanımızın ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımız, aynı zamanda hemşerimiz olan Selim Balı Bey'in de sizlere selamlarını getirdim. Şimdi ben çok zamanınızı almayacağım ama sizden biraz sabır dileyeceğim, sabır isteyeceğim. Çünkü biz Siverek'te teşviklerimizin tamamını bugün anlatma imkanımız olmadığını düşünüyorum. Ben çok kısaca eski teşviklerimize değineceğim. Niçin değineceğim? Geri dönük 6 aylık sürede faydalanmadığınız teşviğiniz var ise bundan faydalanma imkanınız olacağı için onlara kısaca değineceğim. Ama son Yeliz Hanım tabii bu arada bizi aratmıyor. Bizim kadar mevzuata hakim olduğunda gördüm gerçekten Siverek'te bu anlamda şanslı bence. Anlatamam ben ücret ve prim desteğine daha sonra biraz daha geniş değineceğim. Şimdi evet. Şimdi tabii Şanlıurfa gerçekten çok şanslı bir şehir. 18 farklı teşvik uygulandı. Birçok ilde olmayan teşviklerin ilimize uygulandığı illerimizden bir tanesi. Şimdi ekranda ben özellikle mümkün sizden ricam alttaki rakamlara bakmanızı istiyorum. 5 puanlık indirim hepiniz biliyorsunuz. Tüm sigortaların işveren listesinden %5. O da primin %13 liradan geliyor. Aylık desteğe 127.92 TL. Şimdi teşviklerden faydalanmak için değişmeyen bizim 3-5 kuralımız var. Kurallarımızdan bir tanesi bir defa kayıt dışından dolayı tespit yapılmamış olması gerekiyor. Belgelerinizi, prim belgelerini zamanında vermeniz gerekiyor.
herhangi bir borcunuz olmaması, var ise yapılandırmış olmanız gerekiyor. Bu değişmeyen, bu şartlarımız olması halinde 105 puanlık indirimden, yani primin %10 içinden bugün 127.92 TL gibi bir avantajınız var. Alt sınır sıralaması olmadığı için üst prim ödemesi halinde bu rakam yine 959 TL'ye kadar çıkabilmekte. Ülkede iş yapmanız halinde yine burada %5'ini biz karşılıyoruz. Şimdi 6 puanlık indirim, çok sık kullanılan bir prim. Şimdi %5'te asgari ücret sınırlaması yok iken %6'da asgari ücret alt sınırla sınırlama var. Yani %5, %6'yı kullandığınız zaman toplamda %11 kullanabiliyorsunuz. Bu da toplamda aylık 281 gibi kafada bu 6. bölge kapsamında. İşsizlik ödeneği alanlarla ilgili şu an işsizlik ödeneğini hak etmiş olan bir sigortalarımızı, bir vatandaşımızı işe almanız halinde ki bunun da şartı sizin iş yerinizden çıkartıp tekrar aldığınız bir işçi olmayacak. %1 prim, bir de işsizlik primini ödeyeceksiniz. Geri kalan primin tamamını biz ödüyoruz. Yani kısaca düzde rakam 103 lira gibi, 102 lira gibi bir rakama geliyor. Primin geri kalan tamamını biz karşılıyoruz. Evet, yine bu 6111 bizim çok fazla. 2019 istihdam seferberliği, hükümetin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin birlikte yürütmüş olduğu bu programda iş çalışma ve iş kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile Bakanlığı dahil. Burada Siverek Ticaret Odası ile beraber biz bu toplantıyı gerçekleştirdik. Konuşmacılar Çalışma ve İş Kurumu Siverek Hizmet Merkezi'nden İş ve Meslek Danışmanı Hüseyin Galyan, Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ramazan Önlü ve de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lezgin Özdemir ile beraber. O ayrıca Siverek Ticaret Odası Ticaret ve Sanayi Başkanı Serdar Salih Bucak'la beraber biz bu programı düzenlemiş olduk.